Evet arkadaşlar, Blockly Games oyunlara devam ediyoruz. Normalde Blockly oyunlarını 7 bölüm zannediyordum. 7 tane video çektim size. Yani birinci bölümden 1, 2, 3, 4, 5 şu müziği atlamışım zannediyorum. Veya müzik sonradan eklendi. Çok tam bilemiyorum. Şuradan sonra Pontutor'a geçip yani ondan sonra da son bölüm yani gölete geçmişim. Müzik kalmış. Siz de buna göre videolarda zaten ben açıklama kısmında da yazacağım. Bu bölümü ona göre düzenlersiniz. Ben şimdi bu bölümü oynayacağım. Son bölüm bu. Bu bölümü açalım. Müzik bölümü. Buna göre notaların dizimini gerçekleştireceğiz. Okey deyip başlayalım. Şuradan Türkçe yapalım yine. Daha rahat etmemiz açısından. Simgesi tıklandığında şeklinde düzeltti bizim için. Müziklerimize gelelim. Üzerine gelip baktığımız zaman C4, D4, E4 ve C4'e başa dönmüş. Şuradan yinelen deyip 4 tanesini çıkaralım. D4'tü. Şurada resim olarak seçiyorum. E4. Bunların hepsinin notu olarak isimleri mevcut zaten. Şu solden başlıyor. Şu en alt şu fa, mi bu şekilde ilerliyor. Tam olarak müzik öğretmeni olmadığım için bilemiyorum ama öyle hatırlıyorum ben de eski bilgilerimden. Şurası soldu yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü sol anahtarı oradan başlıyordu. Sol, la, si, do, re, mi, fa diye ilerliyor. Bunu çalıştıralım. Evet, ikinci bölümü hazır mısınız dedi. İkinci bölüme geçtik. Bölümler her zaman olduğu gibi zorlaşacak. Burada bizi bir döngü bekliyor. Bu döngüye göre kodlarımızı düzenleyeceğiz. Buna tamam deyip bir bakalım. Önceki kodlarımız zaten geldi. Üzerine işlevlerden eklemeler yapacağız. Şimdi bunu ben döngü içerisine alayım. Çünkü bu iki kere tekrar etmiş. 1, 2, 3, 4. 4 burada, 4 burada. Aynısı tekrar etmiş. Bunun içerisine aynen bunu alırsam tekrar edecektir. C, D, E ve C şeklinde. Buraya da işlevlerden İki kere şunu yapması için iki adet bunu ekleyip çalıştıracağım. Gördüğünüz gibi Java kodlarımız da geldi. Üçüncü bölüm. Uyarıya bakalım. Bu sonraki kısmı için ikinci bir fonksiyon oluşturun. Son not daha uzundur demiş. Bir bakalım önce notamıza. Şu iki tanesi aynı sanırım. Şurada üçüncü kısımdan sonra, üçüncü kısımda değişiklik gösterecek. Bunlar aynen geldi. Demek ki biz bir tane daha döngü oluşturacağız. Bir şey yap, ben bunu bir tane daha alırsam evet iki oldu. Bu iki olduktan sonra o notaların üzerine gelip bakalım. Sonra E4, F4, sonra şu içi boş olan bir G4, sonra yine E4 demiş. Şu müzik kısmından, gerçi şurayı yinelesek, şuradan da alabilirim. Şöyle bunu alayım. Bu başlangıç E'ydi. Evet, şurası görüyorsunuz E'ydi. Daha sonrası F'ti. Tekrar yinele yaptım. G olması lazım. Bunu da iki kere yapmış. Yani şu üçü bir döngü olsun. Şu üçü de bir. Yani şu üçüncü kısmı da iki tane yapmış. Bir ve iki şeklinde. Şu G'de kaldık. Herhalde. G4. Ama içi şöyle bir G4. Bir üstüne geleyim. Evet. Bu işlemi de iki kere yapmamız için işlevlerden şuraya iki adet atacağım. Başlatalım. Evet. 17 satırda bitirdik. Java kodlarını incelemek isterseniz bakabilirsiniz. Buna tamam deyip diğer bölüme geçelim. Sonraki kısmı için üçüncü bir fonksiyon oluşturun. İlk 4 not daha kısadır. İlk 4 not daha kısaymış. Bir bakalım. Şunlar aynen dursun. Biz bir üçüncü bir döngü oluşturun demiş bize. Bir şey yap 3 olacak bu. Şu bir götüreyim biraz. 1, 2, şurası aynıydı. Şuradan sonra şu kadarlık bir yine döngümüz var. 1 ve 2, 2 adet. Şöyle bir döngü var. 3'e onları atacağız. Şimdi tek tek bakalım içerisine. Neyle başlamış? G4 ile başlamış. Attım. Üzeri de şu şekilde bir G4. Daha sonra A4.
Tekrar G4. Daha sonra F4 olması lazım. F4 ve F4, E4, C4. Şöyle alalım şuradan. Bu vuruş sayısını belli ediyor. Kafasındaki üzerindekiler. F4'ten sonra ne demiştik? E4 demiştik. Aşağı doğru düşmüş. Şöyle bir daha kontrol edeyim. F4, E4. Bitişte C4. Bitişini şunu olarak alsam. Bir şey yap. 3'ü bitirmiş oldum. Bu şu ikisi normal. Diğerleri 4 tane şu kafadan. O vuruştan daha doğrusu. Düzeltelim. Bu şu iki kere de bu işlemi yapacak. Bir ve iki kez gördüğünüz gibi. Çalıştıralım. Evet tamam. 5. bölüme geçtim. Şarkının tamamını tamamlayın demiş. Eksik olan ne var bu şarkıda? Bir bakalım. Şurası da yapmıştık. Son kısmı ekleyeceğiz. Demek ki bir döngü daha oluşturmamızı istiyor kısaca bizden. Şunu içerisine şöyle alıp bunu silsem daha pratik olur mu acaba? Ne yaptık? Şurası C4 olacak. C4. Daha sonra altındaki G3. Şurası G3. Diğeri C4 olacak. Durumlarına bakalım. Bir tanesi boşluklu. İkisi normal. Üçüncü boşluk içerisi. Deneyelim. Öyleydi. Zaten buradan seçtiğimiz için öyle oldu. Bir de şurada da 4'ü unutmayalım. Bir sorun yok. 6. bölüme geçiyoruz. Tamam dedim. Piyano olarak ayarla. Melodinizi bir keman ile çalın. Şimdi şuraya keman atacağım o zaman. Keman olarak ayarla dediğine göre. Şunu keman yapalım. Keman burada duracak. Muhtemelen şu bölümün sonuna kadar. Diğerlerinde bir değişiklik var mı diye bakıyorum. Kontrol edelim. Zannediyorum aynı kalmış. Evet, sadece keman olarak ayarlamamız yeterliydi. Şimdi 7. bölüm için tamam dedim. Kalan süre 2 gecikme bloğuna sahip ikinci bir başlık bloğu oluşturun. Ardından şarkıyı oynatacağız. Bir kontrol edelim. Şimdi bu tıklandığında o zaman bizim bir tane daha tıklandığında diye almamız gerekiyor. Çünkü arada bekleme süresini kontrol edelim. Buna kalan süre diyeceğim. 2 adet kalan süre ekleyelim buraya. Daha sonrasında bir şey yap. Ama bir şey yapın bir tanesi eksik. Çünkü aşağı kısım için döngü oluşturmadım. Bir tane daha bir şey yap. Oluşturalım şuraya. 3'te herhangi bir değişiklik var mı? Yok. Zaten 4, 2, 1 aynı kalacak. Döngüler aynı. Şarkı aynı olduğu için. Bir şey yap. 5. Bunu ekledim. Şimdi bunun içerisine döngülerimizi alalım. Şunun içerisini komple alabilirim. Komple alsam daha rahat olacak. Çünkü bu döngüde artık yeni döngümüz bu oldu. Şey yap 5'i içerisinde. 1, 2, 3, 4'ün hepsi oynayacak. Eş zamanlı gitsinler. Ama keman için en son bir kere bir şey yap 5'i oynatmak zorundayım. Şurası için başladığında. Kontrol edelim. 1, 2, 3, 4'de herhangi bir sorun yok. 5. için ikinci bir döngümüz oluştu. Şuradan itibaren devam etti. Bir çalıştırayım.
Bir yerde bir sorun mu var? Son kısım mı acaba? Kontrol edelim. Burada kaldık. Ha, anladım. İki kere yapmamız isteniyor bizden. Yok. Bir kere. Kalan süreden ha, pardon. Bir şey yapmış. Burada tıklandığında bir kere daha dönecek. Bir daha çalıştırayım. Evet, şimdi oldu. Şuraya bir şey yap, beşi eklemeyi unutmuşum. Çünkü orada çaldırmamışım. Burada da aynı zamanda götürmesi gerekir. Tamam dedim. 8'e geçiyoruz. Şimdi burada ne demiş? Her başlangıç bloğunda iki kez oynayacak. O zaman bu aynı şeyi iki kere tekrar ettirmek için son kodumu bir kere daha hepsinin altına eklemem gerekir. Hem buraya hem de diğerine. Bir şey yap, beşi. Zannediyorum bu çözecektir. Çünkü İki kere oynat demiş. Tekrar şuradan yardım deyip kontrol edip iki kez oynayacaksa o zaman iki kere döndüreceğim. Evet, herhangi bir sorun yok. 9. bölüme geçiyoruz. Buna tamam dedik. Şimdi burada 4 başlangıç bloğu oluşturacağız. Yani şunlardan 4 adet oluşturmamız gerekiyor. Doğru sayıda gecikme bloğu ekleyin demiş. Şimdi şu aynen kalacak. Şuradaki. Hepsine de farklı bir şey ekleyeceğiz. Müziğimiz zaten aynı. Şu bir şey yapları şu kenara bir alalım. Karıştırmayalım. En son 5 için zaten bu da döndürecek bir sefer. Bunda da herhangi bir sorun yok. Ancak şunun için farklı yaplar oluşturmam gerekecek. Şimdi biz başlayalım. 6 ve 7.yi eklemem gerekiyor. Tahmin ediyorum. Bir deneyelim zaten. 6 ve 7'nin içerisinde tekrar 5'leri oynatacağım zaten. 7'de 5'i ekleyeyim. 7 için. Bir şey yap, 7'nin içerisinde zaten 5'i eklemem gerekir. İki kere döndürmesi için. Bu da bu, yani burası da iki kere döndürecek. Simge tıkladığından kopyasını çıkarsam bu kez artık 5'lerden değil en son 7'yi çaldıracağım. Bunu buraya dikkat edelim. Çünkü şuradan yapacağız. 7 için yaptım. 6'da kalan süreleri kontrol edelim. Şurası şuradan. Kalan süre dedim. Bir kere daha. Kalan süre dedik. 6'da bu şekilde olacak. 7'de zaten 2 kere 5'i döndüreceğim. Simge tıklandığından kopyasını çıkaralım. Bu kez farklı bir ses çıkaracağız. Mesela ne olsun? Piyano olsun. Bir tane daha kopya çıkarayım. Farklı müzikler kulağımıza gelmesi için bunu yapıyoruz. Davul diyelim. Ben bir tane daha eklemek istiyorum. Gitar var mıydı acaba? Şunu aşağı inelim. Gitarı seçtim. Bu niye böyle oldu acaba? Bir duruma bakarız tekrardan. Şurayı bir çıkarayım 7'leri. 6 için mi çaldıracağım daha öncesinde? Piyano için 6 ve 7 yeterli. Piyanoya geldim. 6 ve 7. Süre için şurada çıkardık mı acaba? Bir şey yapı. Çıkardım mı? Aynen bir şey yap. 7'de zaten. Orada da bir sorun yok. 5'te de bir sorun yok. Birazdan hatanın çözümünü buluruz yaptıkça. Daha sonra 6 aynı kalacak. Kalan süreleri belli edecek. Piyano için 6 ve 7 dedik mi onu? 6 ve 7. Daha sonra davula geçti. Bunu belki bir kere daha istiyor olabilir 6'yı. İşlerler deyip iki tane davul olarak ayarla diyelim 6 6 7. Gitarda da ne
Niye böyle yaptı bunu? Şunu atalım bir. Bunu niye hata aldığımızı anlamadım. Neyse bir kodları bir tekrar kontrol etsem. Şu 6'yı alayım ben de. Tamam, şurası olmayacak herhalde. Şimdi şuradan bir kontrol edeyim ben. Şöyle getireyim. Kemanı ayarladıktan sonra 3 tane zaten şey olacak. Bir şey yap, altılarda olduğu için ha, buna gerek kalmadı o zaman. Şimdi açıldı mı? Evet, gitarımız açıldı. O da daha önce silmem gerekiyordu. Gitar olarak ayarla dedikten sonra bunları 6 ile dolduracağım altına. Çünkü devam etsin bu müzik. Bir tane daha 6 ekleyeyim. 6, 6, 6, 6, 7 oldu. Davul içinde 3 tane de buraya eklemiş oldum. Ben bir çalıştırayım olmazsa. Kod kısmı bu şekildeydi. Şöyle getirip daha net görmeniz için. Şöyle yapalım. Biraz da küçültsem. Evet. Şu an görünüyor zannediyorum hepsi. Çalıştırıyorum. Evet, 10. sıraya hazır mısınız? Tamam dedik. İstediğiniz her şeyi oluşturun. Biliyorsunuz Blokli genelde son bölümü özgün müzikleri ve özgün tasarımları, içerikler üretmeniz için bırakıyor. Burada da özgün müzikler yapmanızı istiyor. Ben burada videoyu bitiriyorum. Tekrar etmekte fayda var. Şimdi tekrar uyarımı yapayım. Bu müzik bölümü daha sonradan eklendi zannediyorum veya benim gözümden kaçtı. Bu müzik bölümü 6. bölüm, daha sonra Pont Tutor yani 7. bölüm ve 8. bölümde gölet olarak yayınlayacağım. Bu müzik 6. bölüm. Diğer iki videoda daha sonra zaten de yayına girecek. Muhtemelen belki bundan daha bile önce girebilir. Tekrar ediyorum, 6. bölüm müzik, 7. bölüm Pont Tutor, 8. bölüm Pont yani gölet. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi gösterirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.